Milli mücadelenin ruhunu yansıtacak bir marş yazılması fikri de yine o sıralarda ortaya çıktı. İlk teklif Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur'un açtığı yarışmaya 30 kadar eser katıldı. 13 Aralık 1920'de yerine bakan olan Hamdullah Supi döneminde yarışmaya katılan eser sayısı 724'e ulaştı. Ama bunca eserden hiçbirisi yaşanan ruhu mısralara dökememişti. Kendisi de edebiyatçı olan Hamdullah Bey, bu şiiri ancak Çanakkale şehitlerinin, Safahat'ın şairi Akif'in yazabileceğini biliyordu. Meclisten ünlü şaire teklif götürmek için izin aldı ve 5 Şubat 1921'de Akif'in kapısını çaldı. Mebusluğu süresince bir konuşma dışında sessiz kalmış Mehmet Akif, yarışmayı kazanana 500 lira ödül verileceği için katılmak istemiyordu. Ona göre böyle bir hizmete maddi bedel asla karıştırılmamalıydı. Hasan Basri Çantay ödülü hayır kurumuna vermesini teklif ederek sorunu çözdü. Gerisi artık Mehmet Akif'in kalbi, vicdanı ve kalemine kalmıştı. Ve sadece 2 gün kalmıştı şiirin teslim edilmesi için. Cephelerden gelen haberlerin iç kararttığı o günlerde muhtemelen ilk mısra çaktı beyninde. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Akif, okunuşundaki bütün rahatlığa rağmen zor yazan bir şairdi. Kalmakta olduğu Taceddin dergahındaki evde sadece bu marşa odaklandı. Bu şiirde savaş, medeniyet, inanç, maneviyat, gelecek, özgürlük, cesaret, kahramanlık ve umut yer almalıydı ona göre. Büyük bir kompozisyon içinde hepsi yerli yerine oturmalıydı. Ve bütün bunlar söyleyenin, dinleyenin, okuyanın içine işlemeliydi. Sonunda 41 mısralık şiirini bitirmişti. Gelecek nesillere, gençlere çok önem veren, onlar için Asım kitabını yazan şairin, İstiklal Marşı'nı ilk dinleyen de, ne dinlediğini o zaman anlayamasa da, bir kız çocuğu olmuştu. Hamdullah Supi'ye teslim ettiği marşın ilk 2 kıtasında bayrağı sesleniyordu. Arkasından daima özgür yaşamış, bu uğurda nice şehitler vermiş ama hürriyetini vermemiş bu büyük milleti ve inançlarını övüyor, ona mücadelesinde cesaret diyordu. Çok yüksek bir sesle bazen bayrağa, bazen bir meçhul arkadaşa seslendi şiirinde. Derin bir tarih ve medeniyet şuurundan süzülen mısralarda, yeryüzünde iki medeniyetin savaşına atıf vardı ve şairle milleti bir tarafın hem savunucusu hem sözcüsüydü. Marş, sadece Kurtuluş Savaşı'nın o gününe değil, gelecekteki bütün hayatımıza ait cümleler kuruyordu. Ezelden beri hür yaşamış milleti, ebediyete kadar yıkılmayacaktı. Çanakkale şehitlerine ile bir imparatorluğun finalini yazmış, şimdi yeni devletin milli mutabakat metnini yine o yazıyordu. Türk milletini tasfiye harekatına büyük bir meydan okuyuşu inanarak, içtenlikle, haykırarak kaleme aldı. Ömründe tek bir defa saadete gerçekleşmesinden önce inandı. İstiklal zaferine diyen Mithat Cemal'in tanımıyla İstiklal Marşı şairini de aşmıştı. Ne vatanı ne bu değerleri düşmana asla çiğnetmeyeceğimizi, çiğnetmememiz gerektiğini vurguladıktan sonra teknoloji üstünlüğüyle saldıran düşmana karşı imanımızın yeteceğini haykırıyordu. O saldıranlar tek dişi kalmış canavar, yani Batı medeniyetiydi. Allah'ın vaat ettiği günler belki yarın, belki yarından da yakındı. Gövdemizi o ana kadar siper etmeliydik. İstiklal Savaşı'nın sonunun zaferle biteceğine iman etmiş şair, 5 mısradan oluşan son kıtada tekrar al bayrağı dönerek, onun için dökülen kanların helal olduğunu, bağımsızlığın Allah'a inanan bu milletin hakkı olduğunu
vurgulayarak bitiriyordu. İman ve isyan şairi, İstiklal Marşı'nda her iki kavramda da genişlik ve heybette zirveye çıkmıştı. Marşın ithafı, kahraman ordumuzaydı. 17 Şubat'ta Sebilur Reşat'ta, 4 gün sonra Kastamonu'da çıkan açık sözde yayınlanan şiir çok beğenildi. Meclisin 12 Mart günkü oturumunda finale kalan 7 şiir vardı. Diğer 6'sı hiç okunmadan Akif'in yazdığı marş alkışlar arasında okundu ve kabul edildi. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka kapan milletimin istiklal.